Arkadaşlar merhaba tekrar. En son dersimizde Python'ı indirecektik ve Python kurulumu yapacaktık. Python nereden indirebiliyorduk? Bu siteden, python.org sitesinden Python'ı indirebilirsiniz. Gerekli olan sürümü, son sürüm veya alternatif sürümler listesi vardı. Oradan seçip bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Şimdi ben bilgisayarıma Python 3.7.4 sürümünü indirdim. Onun kurulumunu yapacağım. Saatlik bir yönetici olarak çalıştır diyorum. Ve program kurulum ekranı karşıma gelmeye başladı. Burada seçmem gereken şey şu arkadaşlar. Altta Python seçeneğimiz var. Bu seçeneği aktif yaparsak bilgisayarımızda Windows işletim sistemlerinde bakın şöyle cmd diye komut sistemi programımız var. Bir de PowerShell. Evet, Windows PowerShell diye bir yine komut ekranı satırımız var. Programımız var. Bunlarda Python kodlarının çalıştırılabilmesini sağlarız arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi bunun olması için şu aşağıdaki seçeneği seçmemiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra direkt install now ile programın kuruluna devam edebilirsiniz. Ha, bilgisayarınızı birden fazla kişi yerel olarak kullanıyorsa diğer kullanıcıların da Python'dan yararlanmasını istiyorsanız customize seçeneğiyle devam edin. Şuradan göstereyim. Next. Install for all users'ı seçip devam edebilirsiniz. Veya Python'ı bilgisayarınızda başka bir noktaya kurmak istiyorsanız şu customize install locations kısmından farklı bir nokta seçip Python'ın oraya kurulmasını sağlayabilirsiniz. Ama ben geri geleceğim. Normal kurulumla devam edeceğim. Install now diyeceğim. Ve Python'ın kurulumunu yapacağım. Evet, kurulum aslında kısa sürüyor. Bitmek üzere. Ha, şunu söyleyelim arkadaşlar. Windows işletim sistemlerinde indirim kurmak gerekiyor. Linux kullanıcıları için birçok Linux versiyonunda arkadaşlar Python'da içine zaten gömülü olarak geliyor. Python'ı bu arkadaşlarımız da rahatlıkla kullanabilirler Linux işletim sistemlerinde. Evet, bir close yapıyorum. Python kurulmuş olması lazım. Nasıl anlayacağız? Çok kolay bir şekilde test edebiliriz. Bir dedik ya cmd'yi çalıştıralım. Burada yazmamız gereken şu Python. Evet. Python yazdığımızda arkadaşlar şu mesaj çıkıyorsa karşımıza Python başarılı bir şekilde kurulmuştur demektir. Karşımıza çıkıyor. Demek ki Python kurulmuş. Güzel. Devam edelim o zaman. Evet. Bu adımları anlattık. Şuradan iki slide'ımız aynı olmuş. Kaldırayım birini. Evet, kurulum adımlarını anlattık zaten. Burada da değinmişiz. Şimdi devamında bakın biz az önce Windows CMD yani komut sistemi programında Python yazıp bu mesajı almamız istenmişti. Linux kullanıcılarında arkadaşlar Python 3 yazmamız gerekiyor. Python 3. Şurada bakın var. Python 3. Python 3 dediğimizde yine aynı mesajı alıyorsak şurada bakın aynıdır. Linux kullanıcıları için de Python çalışıyor demektir. Peki Python'da kod yazmaya nereden nasıl başlayabiliriz? Arkadaşlar Python'da kod yazmaya Python'la beraber gelen bir idle diye bir program var. Ondan kod yazmaya başlayabilirsiniz. Bakın az önce gösterdiğim shell ekranına benziyor. Mesela bir işlem yapmasını söyleyelim. 3 artı 5.
Evet, hemen bize cevabı söylüyor. Python geri planda çalışıyor veya print merhaba dünya. Evet, karşılık veriyor bize. Güzel. Gördüğünüz gibi. Burada bakın satır yazıp bize cevap veriyor. Peki alt alta birden fazla satır yazıp onların çalışmasını istersek o zaman da buradan bir new file diyoruz. Bize boş bir kod ekranı getirdi. Buradan kod yazabiliriz arkadaşlar. Mesela ilk kodu yazayım ben. A eşittir. A diye bir şeyimiz olsun. 10. B eşittir. 20. Çarpayım diye bir değişken tanımlayalım. Ne olsun? 10 ile pardon A ile B'nin çarpımı olsun. Ardından da bunları ekrana yazsın. Sonucu ekrana yazsın. Print basit bir uygulama çarpım. Diyelim. F5'te çalıştırabilirsiniz. Kaydetmenizi isteyecek. Çalıştırmadan önce hemen kaydedelim. Başka bir yere kaydolmasını isteyeceğim. Şöyle. Diye bir klasör açayım. Buraya bir adım verelim. Kaydet. Bakın şurada sonucu yazdı. A 10'du, B 20'ydi. Çarpım 10 ve 20'nin çarpımı 200 şeklinde. Tabii çalışan dosyanın adını da şurada görüyorsunuz. Şurada hangi dosya çalışıyor ve o dosyanın çalışmış halinde şurada görüyorsunuz. Programı çok kısa bir örnek daha yapayım. If A küçüktür B ise print hello. Evet, bakalım. Evet. AB'den küçük. Bu yüzden ne yazdı? Hello yazdı. Evet, bu şekilde kolay bir şekilde Python IDLE'la program yazabiliriz arkadaşlar. Biz de bundan yararlanacağız. Diğer yararlanabileceğimiz alternatif programlardan da bahsedeceğim zaten şimdi. Ama çok basit anlamıyla Python'ı kuran arkadaşlarımız hemen buradan programlarını yazmaya başlayabilirler. Peki devamında ne var arkadaşlarımız? Evet, hata mesajlarına biraz değinelim. Hangi durumlarda hata oluyor diye bilelim. Şimdi daha önceki videoda bir syntax meselesine değinmiştik. Syntax meselesi neydi arkadaşlar? Hani kurallar olması lazımdı. Bir dilin kuralları olması lazımdı. O kuralların ihlali durumunda syntax hataları veriliyordu. Mesela burada bir kuralımız var. If A B'den küçükse diye bir terim kullanmışız ama burada bir iki nokta üst üste işareti görüyoruz. O bir kural arkadaşlar. Nasıl bizim dil yapımızda cümle bitiminde nokta oluyorsa burada da böyle bir kuralımız var. If'in sonunda iki nokta üst üste olması kuralı. Ya Python aslında çok böyle noktalama işaretleri olan bir dil değildir. Gördüğünüz gibi normalde diğer dillerde şuralarda noktalı virgüller olurdu. Öyle bir şey yok. Gayet konuşma diline yakın. Ancak ufak bazı işaretler de oluyor burada olduğunu gibi. Mesela onu silelim. Bakalım bize ne diyecek. Yeniden çalıştıralım. Run. Evet, bakın verdiği hatayı görüyorsunuz. Invalid syntax.
Yani bu bize kural ihlalinin olduğunu mesajını veren bir hata mesajı. Evet. Başka ne gibi hata mesajlarımız var? Mesela devam edelim bizim kendi çalışmamızdan. Else diyelim. Şuraya iki nokta üst üste koyalım. Else. Else durumu nedir? A B'den küçükse bir işlem yapacak. Değilse else satırı okunur. Print by diyelim. Bu normalde çalışır. Bakın çalıştı. Hatta A'nın değerini artıralım. 100 yapalım. F5 ile de çalıştırabiliriz. F5 yaptım. Bu sefer by yazdı. Çünkü AB'den büyük olacak. Şimdi burada else'nin bir e'sini yanlış yazdığımızı düşünelim. F5. Bakın yine bize bir hata mesajı verdi. Şundan hata mesajları alıyoruz. Yani diğer hata mesajının türü de arkadaşlar name error. Yani bu da komut kelimelerin yanlış yazımından kaynaklanan hatalar da karşımıza çıkıyor. Hata satırı da şu şekilde olabiliyor. Biraz yakınlaştırayım. Hata dosyasının adını veriyor. Olan satırı veriyor. Hangi satırda hata var? Bakın şurada Else'nin Else gitmiş. Şu şekilde bir hata vermiş. Diyor ki 6. satırda hatamız var. Gidip orayı kontrol edin diyor. Şurada print ile hata yapmışız. Bir de onu buradan görmek istiyorum. Else kalsın. Print'in iyisini silelim. Evet, bakın o hata mesajı. Bu hata mesajının adı name error. Yani tanımlanmayan bir fonksiyonla karşılaştığında bize bir metotla karşılaştığında bize vereceği hata mesajı diyor ki print tanımlı bir metodun olmadığını bize söylüyor. Is not defined mesajıyla. 6. satırda hata satırı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. satır. Evet, hata mesajlarını da bu şekilde gördük. Şimdi nerelerde Python komutları kullan, yani şöyle diyelim, hangi programlarla Python komutlarını söyledik, Python ile var, kendisiyle beraber geliyor. Başka PyCharm var. Şurada bende PyCharm olacak. Hemen PyCharm'ı da açıp size göstereyim. Bunu da internetten indirebilirsiniz. PyCharm. Şurada. Şu PyCharm. Bununla da Python çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Bu biraz daha profesyonel. Gördüğünüz gibi Python çalışmalarınız için daha ideal olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda başka bilinen Python çalıştırabileceğiniz platformlar Jupyter var. Visual Studio'da da Python çalıştırabiliyorsunuz. Yani başka programlarda var.
Bir de arkadaşlar bizim Netiquette sayfalarımızda sandboxlar var. Şöyle sandbox şu. Hemen bir Netiquette sayfasından bulup size göstermeye çalışayım. Şuradan mesela modül 2'ye geleyim. Bakın şurada sandbox. Buraya istediğimiz gibi aynı komut satırlarını buraya yazayım. Eşittir 5. Yani hem buradan modülleri takip edebilirsiniz, hem de çok rahat kodlarınızı yazabilirsiniz. O kodlarınızın çalışıp çalışmadığını buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Print şu şekilde. Evet, bakın hemen bize sonucu verdi aşağıda. Yani şu üst tarafta kodu yazıyoruz, alt tarafta sonucu görebiliyoruz. Burada da bazı fonksiyonel tuşlarımız var. Yani örnek yaptığımız çalışmaları başkalarıyla paylaşabiliyoruz, kopyalayabiliyoruz. Buradan yazıp kendi tarafımıza indirme yapabiliyoruz. Başka daha önceden yazılmış bir dosyayı açabiliyoruz gibi özellikleri var. Fena sayılmaz eğitimler için. Çok rahat bunları kullanabilirsiniz. Ha, online siteler de var. Online girip mesela Google'un var. Google üyeliklerinde de Google Colab Python desteği veriyor. Oradan Python kodlarınızı yazabilirsiniz. Bir de onlinegdb.com diye bir site var. Bu sitede her türlü, öyle diyeyim ben size, bakın şurada bir sürü programlama dili karşımıza çıkıyor. Bunların her biriyle online olarak kod yazabilirsiniz. Python 3'te bunların içinde. Burada da istediğiniz gibi kod yazıp kodunuzu çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bu videoda Python'ı indirip kurduk. Hangi platformlarda çalıştırabileceğimizi gördük. Örnek minik kodlar çalıştırdık. Şurada yaptığımız gibi. Birinci modülün sonuna geldik arkadaşlar. Birinci modülün şöyle sonunda kısa testler olacak. Hemen size onu göstereyim. Nerede? Şimdi modüllere şuradan girebiliyoruz. Buradan girip konularınızı işleyebilirsiniz. Modül bittikten sonra da assessment'a gelip şöyle part 1 değil, pardon, buradan 4 modül sonrasında part 1 testi olacak. Tekrar ben geri geleyim modüllere. Hemen modül 1. Get yapayım. Modülün sonuna. Geleyim. Oradan kısa testleri göstermek istiyorum. Evet. Bakın şöyle. Modül biterken modül bir quiz diye bir sayfamız var. Start dediğimizde karşımıza 10 soruluk testlerimiz var. Bunları yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kendiniz bir test etmiş olursunuz. Evet, bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda modül 2'den devam edeceğiz. Modül 2'deki konularımız veri tipleri, değişkenler, giriş çıkış işlemleri ve aritmetik işlemler olacak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.